Uzun yıllar birlikte çalıştığım, kamuya aynı sınava vererek birlikte girdiğim bir arkadaşım hayatını kaybettim. Doktorlar daha önce hastaneden çıkamayabilir diye söylemişlerdi ve kendisini Adana'da eşimle beraber ziyaret etmiştik. Bugün de hayatın gerçeğiyle karşılaştık. Allah rahmet eylesin diyoruz tabii. Efendim partinizin İMF'yle yaptığı görüşme iktidar tarafından çokça eleştiriliyor. Bundan önce de ekonomistlerin İMF'nin bazı önerilerinin iktidar tarafından kabul edilmesi kıdem tazminatı konuluyor. Bunlar konuşulurken şimdi partinizin yaptığı bu görüşme iktidar tarafından eleştirilmesine nasıl bakıyorsunuz? Aslında bu bir ilk görüşme de değil. Yani İMF heyeti ne zamanki Türkiye'ye gelip ki iktidarın davetiyle ne zamanki Türkiye'ye geliyorsa sadece bizimle değil yani iktidar milletvekilleri veya iktidar partinin bürokratlarıyla veya bakanlarla değil aynı zamanda muhalefet partinin milletvekilleriyle de görüşüyorlar. Sivil toplum örgütleriyle görüşüyorlar. Akademik dünyayla görüşüyorlar. Türkiye ile ilgili gözlemleri istiyorlar, rica ediyorlar. Bizim arkadaşlar da hayatın gerçeği neyse onu anlatıyorlar. Yani anlattıkları şey veya IMF ile görüşmeleri böyle çok gizli kapaklı bir görüşme değil. İlk kez yapılan bir görüşme de değil. Daha önce ne zaman geldilerse hemen hemen her gelişlerinde görüşme yapıldı. Şimdi bu kez de görüşüldü. Sanki bunu böyle üstü kapalı, çok gizli, özel bir görüşme diye sunuyorlar. Ve otelde yapılan bir görüşme, davet üzerine yapılan bir görüşme. Neden böyle peki? Bunun üzerine gittiklerini düşünüyorsunuz? Şöyle, bunun kamuoyuna yansıması iktidarla IMF arasındaki görüşmelerin bir anlamda üstünün örtülmesine yönelik. Vay efendim işte geldiler. CHP ve İyi Parti milletvekilleriyle görüştüler. İyi de davet eden kim? Siz davet ettiniz. Görüşen kim? Siz görüştünüz. Bizimle de görüşüyorlar. Evet, diğer akademik dünyadan ve sivil toplum örgütlerinden özellikle ekonomik bağlantılı olan sivil toplum örgütleriyle de görüşüyorlar. Yeni bir olay değil yani. Yerel seçimde Millet İttifakı ortağımız Meral Akşener bu televizyon programına katıldı. Bazı açıklamaları oldu. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi destekleyeceklerini söyledi. Sizinle de bundan sonraki ittifak ortaklığı nasıl gidecek soruları da soruldu kendisine. Açıklamalarını dinleyebildiniz mi? İzledim. Sayın Akşener'in düşüncelerine katılıyoruz tabii. Demokratik parlamenter sisteme ihtiyacımız var. Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması lazım. Tek adam rejiminin Türkiye'yi uçuracağını, büyük başarılar elde edileceğini defalarca ifade ettiler. Billboardları astılar. Ama gelinen nokta tam tersi oldu. Yani Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya, işsizlik almış başını gidiyor. Dünyada itibarı sıfırlanan bir Türkiye var. Yargının siyasallaştığı bir Türkiye var. Güçler ayrılığı ilkesinin olmadığı ama güçlerin bir kişinin elinde toplandığı bir Türkiye var. Ve tarafsız olan bir cumhurbaşkanlığından, tarafsız olmayan bir partinin genel başkanı olan bir cumhurbaşkanlığına geldik. Bundan vicdan sahibi olan herkes, yani bırakın İyi Parti'yi, CHP'yi ve diğer partileri, yani vicdan sahibi olan ve bu ülkede yaşayan, huzur isteyen herkes bu düzenden rahatsız. Bu düzen Türkiye hiçbir yarar getirmedi. Hiçbir yarar, bakın altını özenle çiziyorum. Hani olur da şu bölümü yarar getirdi diyebileceğimiz hiçbir yarar getirmedi. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yani denedi, yaşadı ve gördü. Bundan kurtulması lazım. Demokratik parlamenter sisteme geçmesi lazım. Parlamentonun daha güçlü olması lazım. Bu demek değildir ki eski sisteme dönelim. Eski sistem 12 Eylül yani askeri darbeler döneminde farklı bir hukuka teslim edilen sistemdi. Biz bütün dünyanın yani uygar ülkelerin benimsediği hukuk sistemini benimseyerek demokratik bir parlamenter rejim istiyoruz. Mahkemelerin bağımsız olduğu, insan haklarının en azından batı standartlarında olduğu, kadın erkek eşitliğinin olduğu, yargının bağımsız olduğu, düşünce özgürlüğünün olduğu, farklı düşündü diye insanların hapse atılmadığı, farklı düşündü diye insanların şu veya bu şekilde cezalandırılmadığı, herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye istiyoruz. Yani herkesin huzur içinde yaşayabileceği, ben düşüncemi söylediğim zaman da hapisle karşılaşmayacağım diye bir kaygıya kapılmadığı bir Türkiye istiyoruz. Yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında
görevi ihmal suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu kişiler sandık başkanları ve görevlilerce seçimlerde çalışan, sizin bu konuda bir yorumunuzun say derecesi olan kişiler. İstanbul seçimleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından siyasal baskının talepleri çerçevesinde yenilendi. Farkı hep beraber gördük. Yani bu milletin bir vicdanı var. Yani haksızlığa tahammül edemeyen bir vicdanı var. Yani dolayısıyla şimdi geçmişte şu veya bu şekilde işte seçimlere müdahale edildi veya sandıklara müdahale edildi diye yapılan şikayetlerin tamamının doğru olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Fark nedir? 13 bin ile 900 bin arasında bir fark var. Ha, o dönemde yapılan neydi? O dönemde yapılan siyasal iktidar, acaba ben İstanbul'u nasıl vermem, İstanbul'u nasıl kaybetmem, İstanbul'un rantından 17 yıldır besleniyorum, aynı beslenmeyi nasıl sürdürürüm diye düşündü. Ama İstanbullular buna izin vermedi. Biz de teşekkür ediyoruz İstanbullulara. Ekrem Bey İstanbullulara her kuruşu şeffaf, harcadığı her kuruşu şeffaf olarak harcadığı her kuruşun hesabını veren bir belediye başkanı olacak. Biz de takipçisi olacağız. Yani nasıl muhalefet partileri Ekrem Bey'in ve diğer CHP'li belediyelerin takipçisi oluyorlarsa biz de takipçisi olacağız. Biz de bakıyoruz, görüyoruz, ediyoruz. İyi çalışıyorlar, başarılı bir çalışma sürdürüyorlar. Bütün engellere rağmen güzel şeyler yapacaklar. Yani Sayın Akşener'e çokça soruluyor, ittifakta bir çatlak var mı sorusu. Aynı soruyu size yönlendireyim. Bir de bu sistem böyle devam ederse bir önceki soruya dönmüş olacağım, kusura bakmayın ama Sayın Erdoğan seçilemez açıklaması vardı Akşener'in. Siz buna katılıyor musunuz? Önce şunu söyleyeyim. Seçimin birinci etabını tamamladık. Birinci etap neydi? Yerel yönetimlerdi. Yerel yönetimlerde özellikle Millet İttifakı önemli bir başarı elde etti. Şimdi sıra geldi ikinci etaba. İkinci etap nedir? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerin seçimleridir. Biz buna sanki seçimlerden hemen sonra yeni seçim olacakmış gibi çalışıyoruz zaten. Çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Elbette ki Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin her birisi farklı siyasi görüşleri var. Ama bir ortak paydamız var. Demokrasi gibi ortak paydamız var. Düşünce özgürlüğü gibi ortak paydamız var. Yargı bağımsızlığı gibi ortak paydamız var. Parlamentonun daha güçlü olması gibi ortak paydamız var. Dolayısıyla bu ortak payda çerçevesinde hep birlikte hareket ederiz. Her siyasi partinin ekonomi konusunda, diğer konularda farklı görüşleri olabilir. Ve hepimiz birbirimize son derece saygılıyız. Her partinin programı farklı. Ama belli konularda birlikte hareket ediyoruz. Birlikte hareket etmenin de bana göre büyük yararı var. Kimin için? Türkiye için. Bizim çocuklarımıza verdiğimiz söz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetini demokrasiyle taşlandırmak gibi bir sözümüz var. Bunu hep beraber yapacağız. Seçimde Erdoğan seçilemez açıklaması. O düşüncesini son derece saygıyla karşılıyorum. Elbette zaten seçilemeyecek. Yani yeter artık. Milletin yakasından düşmesi lazım. Ya milletin başına felaket geldi. 8 milyona dayanan işsiz var. Enflasyon var. Mutfaklarda yangın var. Hangi yüzde milletin karşısına çıkıp diyecek bana oy verin? Hangi yüzle? Elbette yani geldi. Onun da bir dönemi kapanacak. Vatandaş onu da sorgulayacak kendi vicdanında. Onu da sorgulayacak. Yani ne yaptı? Geldi de ne yaptı? Harcanan paraların hesabı veriliyor mu? Verilmiyor. Yol yaptık, köprü yaptık, şehir hastaneleri yaptık diyorlar. Gayet güzel, havaalanı yaptık, gayet güzel. Biz bir şey demiyoruz ki. Peki bunları kaça yaptın? Bu bilinmez, devlet sırrıdır. Parasını ben ödüyorum, vatandaş ödüyor. Tüyü bitmemiş yetim ödüyor. Vatandaş vergisini ödeyecek. Nereye harcadın bu parayı, ne kadar harcadın? Efendim onu ben söyleyemem, olmaz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını biz korumak zorundayız. Millet İttifakı'na dahil bütün siyasal partiler korumak zorundadır. Bizim ortak hedeflerimizden birisi de budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatlarına da çokça dikkat çekmiştiniz. Mutlaka onların incelenmesi gerektiğini söylemiştiniz. Adalet Bakanı'na da bir çağrınız var. HSYK Başkanı olarak da. Bunu tekrar bir gazeteye verdiğiniz röportajda bile getirmişsiniz. Açabilir misiniz avukatlarla ilgili? Bir de Fethi Altan'ınca bir açıklama yaptı. Bir röportaj verdiğini bir gazeteye. Bahsedilen avukatlarla ilgili, Cumhurbaşkanı avukatlarıyla ilgili eğitim için üniversitelerde açıklaması yaptı. Yani avukatların sizin eleştirdiğiniz
bölümüne böyle bir açıklaması, savunması oldu. Neden üniversitede olduklarına ilişkin, eğitim için olduğunu söyledi. Şimdi avukatlık mesleği, savcılık mesleği, hakimlik mesleği değerli mesleklerdir. Ve bunların ahlaki kuralları vardır, etik kuralları vardır. Bu kurallar sadece Türkiye için değil, yargı bağımsızlığı olan, yargıya saygı duyulan bütün ülkelerde aynı ilkeler vardır. Biz de savcılar, hakimler, iddia makamı ve hüküm veren makam en azından belli bir olgunluğu bir süre için gösteriyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada yargının bağımsızlığını kaybetmesinden sonra yargıç bağımsız karar alamaz noktaya geldi. Tabii yargıç nereye bakıyor? Saraya bakıyor. Onların taleplerine bakıyor. Onların söylemlerine bakıyor. Acaba ben bu kararı alırsam Erdoğan hoşuna gider mi, gitmez mi? Hoşuna gidecekse kararı o çerçevede alıyor. Çoğu zaman sarayın taleplerini Erdoğan'ın avukatları dillendiriyor. Kime? Yüksek Seçim Kurulu'na. Affedersiniz. Hakimler Savcılar Kurulu'na dillendiriyor. Yüksek Seçim Kurulu'na dillendiriyor. Mahkeme Başkanı'na dillendiriyor. Savcıya dillendiriyor. Yukarının talebi böyle diye. O talep çerçevesinde de karar alınıyor. Ve davalarına baktıkları kişilerden astronomik ücretler talep ediyorlar. Dolar bazında talep ediyorlar. O nedenle ben Sayın Abdullah Gül'e söyledim. Bunlar ne kadar vergi veriyorlar? Kaç lira para aldılar? Hangi davalara baktılar ve bu davaların sonucu ne oldu? Hepsinden beraat çıktı. Neden? FETÖ borsası vardı. Sıradan bir borsa değil bu. Yani insanların canını ve malını bir anlamda kurtarmaya yönelik olan bir borsa bu. Verirsin parayı, senin mallarına da haciz uygulanmayacak, el konmayacak, seni hapse de attırmayacağız. Dava bile açılmayacak. Benim Fethullah Tam İnce'yi dillendirmemin temel nedeni bir örnek olmasıdır. Somut bir örnek olmasıdır. Ama Fethullah Tam İnce benzeri çok sayıda örnek var. O nedenle Adalet Bakanlığı'nın iki müfettiş görevlendirirse bütün bu ayrıntılar ortaya çıkar. Bütün ayrıntılar. Tabii yanlarına bir de şey olacak. Maliyeci olacak. Taraflarla oturulup konuşulacak. Ben şunu asla içime sindiremem. Savcıya seslenip kül tablasını getir buraya sigaramın külünü dökeceğim dediği zaman Erdoğan'ın avukatı savcı koşa koşa gidip kül tablasını getiriyor. Böyle bir tabloyu benim vicdanım kaldırmaz. Adalet de kaldırmaz. Hakimler Savcılar Kurulu'nun da kaldırmaması lazım. Ben bunları söylerken birilerinin ismini zorunlu olarak veriyorum. Zorunlu olarak veriyorum. Somut olsun diye veriyorum. Yoksa böyle onlarca, yüzlerce örnek var değerli arkadaşlar. Onlarca, yüzlerce örnek var. Ve Türkiye'nin her tarafında var. Çürüyen bir adalet sistemi ülkeye hayır getirmez. Adalet varsa devlet vardır. Hani sık tekrarlanır ya, Hazreti Ali'nin bir sözü. Devletin dini adalettir diye. Ve adalet, devlet, adalet üzerine inşa edilir. Adalet mülkün yani devletin temelidir. Şimdi adaletin temeline dinamit koymuş vaziyetteler. Biz de Adalet Bakanı'nı uyarıyoruz. Bakın adalet üzerinden insanlarla hesaplaşılıyor. Çünkü hakime deniyor ki sen şunu hapse at diyor. Böylece ondan intikamını almış oluyor. Şunu beraat ettir diyor. Çünkü bana 5 milyon dolar para verdi diyor. Bu mudur adalet? Nerede vicdan? Nerede hukukun üstünlüğü? Nerede hukuk fakülteleri? Onlar bile şimdi korkudan konuşamıyorlar. Nerede onların öğrencileri? Barolar bile zor bela telaffuz ediyorlar bütün bunları. O nedenle medyanın özellikle, bağımsız medyanın özellikle bu olayların üzerine gitmesi lazım. Bizim isteğimiz bu. Kimin? Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi beklenirken bir tutukluluk kararı daha çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunları bırakamayız açıklaması var. Nasıl? Gayet güzel. Yargının bağımsız olmadığını söylüyorum. Kendisi beyefendi hakim yerine geçiyor. Bunları bırakamayız diyor. Ya sen misin hakim? Yoksa divanda oturan kişi mi hakim? Kürsüde oturan kişi mi hakim? Hakime diyor ki böyle karar ver. Bak bırakmayacaksın diyor. Hakim de biliyor ki bırakırsa başına hangi felaketlerin geleceğini biliyor. Hakimde de vicdan kiraya verildiği için olur diyor, tutuklayalım. Beyefendi böyle istedi, uzun süre hapiste tutalım diyorlar. Şimdi siz bunu yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. 82 milyon yaşıyor ve görüyor. Ve biz dönüp dünyaya diyoruz ki efendim Türkiye'de adalet var. Kim inanır buna Allah aşkına? Kim inanır?
Aklı olan kim inanır? Aklı olan, vicdanı olan kim inanır? Tahliye edilmesi gerekirken hemen derhal hakimler devreye konuyor. Tutuklayın, tutuklama kararı verin, içeride kalsın. Bu sadece ve sadece Türkiye'ye zarar verir. Erdoğan'dan ziyade Türkiye'ye zarar verir. Türkiye'de hakkın, hukukun ve adaletin olmadığını, keyfi bir yönetimin olduğunu ve bütün Türkiye'de adaletin bir kişinin iki dudağından çıkacak sözcüye bağlandığını gösteriyor. Kendisi itiraf ediyor zaten. Bırakmayız diyor. Kimsin sen bırakmayacaksın? Hakim misin? Hayır. Savcı mısın? Hayır. Karar verme konumunda mısın? Hayır. Ama o şunu çok iyi biliyor. Ben bunu söylediğim zaman bütün hakimler bunun gereğini yapacaklardır. Yaşadığımız tablo bu. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.